Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk komutasında 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde Türk ordusu tarihin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazdı. ...1919'da Birinci Dünya Savaşı sonrası İtilaf Devletleri Monroe Ateşkes Anlaşması hükümlerine dayanarak Türk ordusunun cephanesini elinden aldı ve Anadolu'yu işgale başladı. Halide Edip Adıvar'ın Türk'ün Ateşle İmtihanı kitabında anlattığı işgal günlerinde İtilaf Donanması İstanbul'a, Fransızlar Adana'ya, İngilizler Urfa, Maraş, Samsun ve Merzifon'a, İtalyanlar Antalya ve Anadolu'nun güneybatısına yerleşti. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa 26 Ağustos sabahı Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ile muharebe yönetmek üzere Afyonkarahisar sınırlarında kalan Kocatepe'de yerini aldı. Topçu ateşleriyle şafak vakti başlayan harekatın devamında Türk askeri sabahın ilk ışıklarıyla hücuma geçip Tınaz Tepe'yi ele geçirdi ve Belen Tepe ile Kalecik Sivrisi'nden düşmanı uzaklaştırdı. Türk ordusu 27 Ağustos sabahı bütün cephelerde yeniden taarruza geçti ve aynı gün Afyonkarahisar 8. Tümen tarafından düşman işgalinden kurtarıldı. 28 ve 29 Ağustos'ta başarıyla sürdürülen taarruz düşmanın 5. Tümen'in etkisiz kılınmasıyla neticelendi. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun Kurtuluş Savaşı'nda kazandığı en önemli zaferin arifesinde 30 Ağustos sabahında şimdi belde olan Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Zafer Tepe Çalköy'de birliklere taarruz emrini verdi. Çiğiltepe Albay Reşat Bey'in ölümünün 15 dakika sonrasında düşman askerlerinden kurtarıldı. Büyük Önder Atatürk büyük zaferden 2 yıl sonra 30 Ağustos 1924'te Şehit Sancaktar Mehmetçik Anıtı'nın temel atma törenine katılmak üzere Zafertepe Çalköy'e geldi. İlk kez 1926'da Zafer Bayramı olarak kutlanmaya başlanan 30 Ağustos her yıl yurt geneli ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.